İnönü Üniversitesi özellikle Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yürütülen önemli sağlık başarılarıyla adından söz ettiriyor elbette. Ama Malatya'da uzunca bir süreden beri Kızılay İşbirliği ile Ağır Hasta Bakım Hastanesi'nin yapılması öngörülüyor ve hayırseverlerden destek bekleniyor. Bu konu 4-5 yıldan beri gündemde. Hayırseverlerin bu projeye desteği var mı? Son durum nedir? Ben tabii bu konuyu gündeme getirmenizden büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ağır Hasta Bakım Merkezi bizim üniversitede rektörlüğümüzün önemli bir projesi. Bunu hayata geçirmek için bir hayırsever arıyoruz. Kızılay'la beraber hayata geçirebileceğimiz konusunda aslında çalışmalar yaptık. Ama sonuçta Kızılay'la beraber de bir hayırsever üzerinden yapacaktık. Bir hayırsever inşallah veya birden çok hayırsever buluruz. Ağır Hasta Bakım Merkezi'ni hayata geçiririz. Bu aslında sadece Malatya'mız için değil, ülkemiz için de bir örnek proje, iyi uygulama örneği olacak. Turgut Özal Tıp Merkezi, ülkemizin en önemli hastanelerinden, en büyük hastanelerinden birisi. Turgut Özal Tıp Merkezi'nin 317 yoğun bakım yatağı var. Türkiye'de 300'ün üzerinde yoğun bakım yatağı olan belki 3 hastane vardır. Belki 4 hastane vardır, o kadar. Yani tüm ülkemizde 3-4 hastaneden birisi. Onların da ikisi şehir hastanesi, Ankara, İstanbul şehir hastaneleri. Onlar açılmadan önce biz Türkiye'nin en çok yoğun bakım yatağına sahip hastanesiydik. Bu kadar yoğun bakım yatağımız var. Fakat hepsi dolu. Yer bulamıyoruz. Biri çıkınca birini yatırıyoruz. Onun için bizim artık tedavisi büyük ölçüde tamamlanmış bakım hastası olan hastalarımızı böyle bir merkeze, bir bakım hastasına bakılabilecek palyatif servislere, işte ona ağır hasta bakım merkezi diyoruz. Böyle bir merkeze nakletmemiz gerekiyor ya da evde bakıma nakletmemiz gerekiyor. Yoğun bakımdan yürüyerek çıkan, servise alınıp oradan taburcu olan hastalarımızdan çok mutluyuz, çok memnunuz. Ama bir de evde bakımı devam edecek, yani hala o yoğun bakım şartlarının bir kısmını, yoğun bakım değil de artık bir palyatif bakım, bir evde bakım haline gelmiş ama bir kısmı makineye bağlı, bir kısmı profesyonelce bakım gerektiren ya da yarı profesyonel bakım gerektiren hastalar. Şimdi bunlar için bir yere ihtiyacımız var. Palyatif bakım hastanelerde ancak 8-10 yataklı, bilemediniz 20 yataklı merkezler. Oralarda da bunları tutamayız. Çünkü oralarda döngüsü, sirkülasyonu çok olan yerler. Dolayısıyla bu hastalara bir yere ihtiyacımız var. Birincisi bu. Yani 317 yoğun bakım yatağına sahip bir hastanemiz var. İkincisi onkoloji hastanesi, kanser. Kanser de Türkiye'nin yine en önemli merkezlerinden birini buraya 2020 yılında kurduk. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezimize onkoloji hastanesi açtık. 217 yataklı. Orada da kanser tedavisinde çok büyük başarıyı sağlıyoruz. Yani kanserde diyebilirim ki hele erken teşhis yapılmışsa hastaların 4'te 3'ünü, %75'ini kurtarıyoruz. Ama bir grup hastamız var ki bunlar da kurtaramadığımız hasta grubu. Bunlar daha küçüldü. Her yıl bir önceki yıla göre daha küçülüyor. Yani başarı artıyor. Bunlardan da bir grup hasta var. Böyle ağır hasta bakım merkezinde ihtiyaç duyan hastamız var. Üçüncü vurgulamak istediğim konu bizim marka değerimiz olan organ nakli, karaciğer nakli ve diğer organ nakilleri. Burada da en ağır hastaları şifa ile evine gönderiyoruz. Ama bunlardan da küçük bir grup var ki bunlar da bakım hastası halinde evde ya da bir merkezde bakılması gerekiyor. Tıpta tedavi dünyada da ülkemizde de ve en başta hastanemizde çok yükseldi, çok ileriye gitti. Başarımız çok yüksek. Ama buna rağmen küçük de olsa bir grup hastamız var ki
Bunlar artık bakım hastası. İyi bir bakım, profesyonel ya da yarı profesyonel bir bakım desteği alırsa bu hastalar evlerinde de yaşayabiliyor uzun yıllar. Böyle bir bakım merkezlerinde de yaşayabiliyor. Artık bizim kültürümüzde o artık iyice oturmuş bir sistemimiz var. Yaşlılarımıza, büyüklerimize ya kendi evlerinde ya da evlatlarının ve yakınlarının evlerinde bakım ülkemizin çok dünyaya örnek olduğu bir kültürel kodu. Bu ana unsur. Ülkemizde de bu konuda Sağlık Bakanlığımız çok güzel sistem kurdu ve destekliyor. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız evde bakıma destek veriyor. Şu anda Türkiye'de çok sayıda bu sistemin içinde olan gerek hastamız gerek yaşlımız var. Bu sistem başarıyla gidiyor. Huzurevi yaşlı bakım merkezleri. Bu da uzun yıllardır oturmuş bir sistem. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız, İl Müdürlüklerimiz burada da çok başarılı bir uygulama yapıyorlar. Belki burada da daha kampüs tarzında farklı yaşam merkezleri, alanlar oluşturarak daha da ülkemizi geliştirmemize ihtiyaç var. Evde bakım, huzurevi. Bundan sonra söylemek istediğim palyatif bakım. İşte bu profesyonel bakım gerektiren bir durum. Palyatif bakım bizim ülkemizde tümüyle doktor hemşire bakımını içeriyor. Hastanelerde palyatif bakım merkezlerimiz var. Bunlar hastanenin bir parçası. Bunlar da yoğun bakımdan sonra ağır hastaların bakımının yapıldığı ama belli gün, hafta süreyle bakımının yapıldığı ve arkasından bir yere transfer edilmesi gereken, yatakların boşaltılması gereken merkezler, palyatif bakım. Malatya'mızda da Malatya Eğitim Araştırma Hastanemizde belli sayıda palyatif bakım yatağımız var. Turgut Özal Tıp Merkezimizde zaman zaman açıyoruz. Ülkemizde de tüm illerde palyatif bakım yatakları var ama bunlar hastanelerin bir parçası. Ağır hasta bakım merkezi bizim kurmayı istediğimiz, planladığımız ağır hasta bakım merkezi işte bu en zor hasta grubuna bakım verecek, profesyonel bakım verecek bir merkez. En az 100 yataklı bir bakım merkezi yapmak planlıyoruz. Hatta burada bazı odaları suit oda gibi, yani bir aile üyesinin de hastanın yanında kalabileceği bir merkezi planlıyoruz, düşünüyoruz. Bir hayırseverimizi arıyoruz. Böyle bir merkezin %70'ini, %80'ini veya %100'ünü veya daha da isteğimiz anahtar teslimi bize yapıp vermesi. Biz bu palyatif bakımı, ağır hasta bakımı, evde bakımda zorlanılan, imkanları el vermeyen, makineye bağlı, yani en ağır hasta grubunu biz buraya alıp burada bakmak istiyoruz. Hemşirelik fakültemizi de buraya entegre ederek hem öğrencilerimize bir uygulama, staj, insan yetiştirme için çok önemli bir imkan sağlayacak bir merkez olacak. Hem de en zor grup hastada, en zor grup bakıma ihtiyaç duyan yaşlıda, hastada en güzel, en ileri bakımı vermek, böyle bir merkezi Türkiye'de örnek bir merkez yapmak için yola çıktık. İnşallah bir hayırseverimiz çıkar, bize bu desteği verir diye ben dört gözle bekliyorum. Malatya'da da çeşitli medya gruplarımız gündeme getirdi. Bugün de siz bunu gündeminize aldınız. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum. İmkanı dar olan, varlığı buna yetmeyen insanlar kendi ailesi içerisinde bir nöbet sistemi koyuyor. O da güzel. Bunun da sürmesinde çok fayda var ülkemizde. Öyle hastalar var ki artık evde bu tip bakımla sürdürülemiyor. Profesyonel bakımla ihtiyaç var. Böyle insanlara işte biz bu merkezde bakmamız lazım. Yani bu bir sosyal büyük bir proje. Yani sadece bir sağlık projesi değil. Sosyal proje bu.
Ve şehrimizin bu ihtiyacını biz karşılamış olacağız ama ülkemize de örnek olacağız. Çünkü böyle bir merkez yok Türkiye'de. Böyle bir ağır hasta bakım merkezi için şehrimizde bizi dinleyenlerin buna destek olmasını istiyorum, bekliyorum ve hayırseverleri arıyorum. Onun için bu konuda hayırseverlerimize çok iş düşüyor. Hayırseverlerimiz okul yaptırıyor, cami yaptırıyor, çeşitli hastanelere destek veriyorlar. Çeşitli sadakayı cariye, amel defterleri açık olacak güzel hayırlar yapıyorlar. Bu da onlardan biri. Bu da çok güzel bir hayır. Ben hayırseverlerimizi, iş adamlarımızı böyle bir projede, üniversitemizin kampüsüne böyle bir binayı anahtar teslim yapmalarını istiyorum. Biz bir avam projemiz var ama bu projeyi daha da hayırseverimizin yaptıracağı imkanlar doğrultusunda revize etmeye açığız.